şey oldu. Arkasını bırakmayın bu caniler. Bu caniler çoğaldı. Çoğaldı, yazık. Esralar verenler ölmesin. Bu caniler çoğaldı. En ağır cezada cezalarını verin. Analar yanmasın, kardeşler yanmasın. Ciğerler yanmasın. Biz de öldük ondan. Yanmasın. Yazık. Ben Yıldız Esra Yalçın cinayetinde mahkeme bugün kararını verdi. Mütalaya uygun oy birliğiyle verilen kararda müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu hukukun ve kadın emeğinin bir zaferidir. Kadınlar sokaklara çıkmamış olsaydı mizojeni hala Türk hukukunda savunma olarak kalmaya devam edecekti. Ama heyet de savcı da bunu gördü ve pişmanım, takım elbise giymiş sözlerini dikkate almadan en ağır cezayla cezalandırılmasına karar verildi. Sadece aldığı cezanın fazlalığı içimizi rahatlattı. Onun dışında da içimizi rahatlatan başka bir husus da, dediğim gibi kadının ahlaki değerleri üzerinden heyeti etkilemeye çalıştığı savunmanın geçerli olmamasıydı. Bu nedenle bu hukukun olduğu kadar kadınların da zaferidir. Esra Yalçın, Beren Yıldız cinayetlerinin son bulunması dileğiyle heyeti ve savcıyı tebrik ediyoruz. Bu konuda hani ne söylenir, ne yapılır pek bilinmez. Sonuçta iki tane giden gencecik kardeşimiz var, gencecik arkadaşlarımız var. Kadın cinayetleri bu ülkenin artık kanayan yarası olmaya aynı şekilde devam ediyor. Mahkeme bugün verdiği kararla bizim içimizi bir nebze rahatlattı. İki ayrı ceza verildi. Yani eşine yönelik olaydan dolayı müebbet hapis cezası, çocuğuna karşı yapılan eylemden dolayı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyetine verdiği karardan dolayı teşekkürlerimizi borç biliriz. Canımıza can, canımıza kan, kanımıza kan istiyoruz. Ağırlaştırılmış cezalar bunlara çok kötü verilecek ki bir daha böyle bir şeyler yapılmasın, kalkmasınlar, korksunlar. Televizyon seyretmeye pişman oluyoruz, açamıyoruz. Hep öldü, öldürdü, öldürdü, öldürdü. En şekilde işkence yaparak halkın önünde göstersinler ki bir daha o birileri cesaret edemesinler. Yapamasınlar, canlara kıymasın. Allah'ın verdiği canı kimse alamaz, alamaz. Analar onlar için büyütüyor, besliyor ciğerlerimizi yakmak için mi? Ben yaşamıyorum ki, ben yaşamıyorum ki. Ne hakkı var, ne hakkı var? Orada dilim dilim doğransa gene bir şey etmez, soğumaz yüreğim. Çünkü benim çocuklarım gitmiş, benim ciğerlerim gitmiş. Gitmiş, buna büyüklerimizden en kötü cezaları verilmesini istiyoruz. Bunların son olmasını istiyoruz. Yeter artık, yeter. Eline silah alan, bıçağı alan can kesiyor. Can bu kadar ucuz mu? Can bu kadar ucuz mu? Bunlar hayvan bile olamaz. Her türlü engeli yapın ki bu cinayetler olmasın artık, yeter.